Yatırım Finansman. İsterseniz Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen, günaydın. Valla izleyenlerimizden de mesajlar var, günaydın Nuri Sevgen fanları diye. Günaydın, ben de iletmiş olayım. Günaydın, yine 9.40'da beraberiz. 8.40'da, bak bu sefer ben yanlış yaptım. Şimdi ne söylese günaydın. Çıkıyor şimdi. Tabii, fanlar oluşuyor. Evet, gerçekten. Bu böyledir zaten. Aynen. Genellikle öyle. Şeyh uçmaz, mürit uçurur. Yani fanlar esas itibariyle böyle. Ama Nuri Sevgen'i can kulağıyla herkes kesinlikle dinliyor. Kesinlikle. Ben de hemen o zaman sözü size bırakayım. Hem bugüne dair beklentilerinizi rica edeceğim, hem de bu siteden gelen 3000 dolar. Çünkü biz bir merak ettik o senaryoyu. Mümkün müdür yıl sonu için ONS'da 3000 dolar? Ne dersiniz? Ona dair de birkaç yorum rica edeyim sizden. Valla teknik olarak mümkün mü, ona bakmak lazım. Yani 3000 dolarla 2000 dolar arasındaki farka baksana %50'lik bir artıştan bahsediyor oluruz. Yani biraz mümkün tabii, her şey mümkün. Finansal piyasalarda artık o kadar büyük likitte var ki. Size şöyle diyeyim, altınla ilgili şöyle bir net bilgi vereyim. Altın nasıl ortaya çıkar biliyor musunuz mesela? Elmas ya da pırlanta karbondur. Çok fazla sıkıştırıldığı zaman elmasa dönüşüyor. Yani bildiğiniz kömürün çok fazla sıkıştırılmış hali. Önce petrol sonra elmas oluyor. Yani baktığınız şey bu. Ama altın nasıl oluyor hiç biliyor musunuz? Çoğu kimse bilmez bunu. Nasıl? Yıldızların çarpışması sonucu oluşan evet, bir şey bu. Ve dünya 4,5 milyar yıl önce oluşurken bu metal de bir şekilde dünyamıza ortaya çıkmış. Şimdi toplam altın rezervinin ne olduğu konusunda pek çok dünyadaki altın rezervi konusunda pek çok araştırma var. Ama bu arada sesim bana geri dönüyor. National Geographic'in 2009 Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, Ocak da olabilir, bir araştırması vardı, bir raporu. Hiç unutmuyorum. Dünyadaki bütün altınları, ki 166 bin ton olduğunu söylüyordu. Bunları erittiğiniz zaman çıkan altının kaplayacağı alan 2 tane olimpik havuzu dolduracak kadar. Yani arzı çok kısıtlı, başka metallerle iletişime girmeyen, asla rengini kaybetmeyen bir metalden bahsediyoruz. Doğal olarak hani dünya tarihi boyunca ki 3000-4000 yıllık geçmişe kadar gidiyor, bu metal çok fazla ilgi görüyor. Çünkü neden? İşte geçmişte parasal sistemde kullanılmış, genelde insanların da arzı artmayan bir metal olduğu için talep ettikleri bir şey. Tabi burada bir şeyi de eklemek lazım. Herkes altına bakıyor ama asıl hareket gümüşte olacak bence. Çünkü altın-gümüş paritesi açısından gümüş çok daha ucuz kaldı. Yani ille de ben hem dövize yatırım yapayım hem değerli metallere yatırım yapayım derseniz gümüş bence daha avantajlı gibi görünüyor. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Piyasaya gelince piyasada şimdi bu hafta 4,5 milyar TL civarında, 5 milyar TL yakın, tam rakamı hatırlamıyorum, bir halka arz var. Bu halka arz bugün itibariyle başlıyor. Cuma günü son gün. Bu halka arzdan kaynaklı pazartesi bir miktar satış gördük. Dün bunun tersi bir hareket oldu. Dün piyasanın gücünü gördük aslında. Ben biraz daha aşağı gelmesini bekliyordum açıkçası. Ya en azından 9050 seviyelerine gelse piyasa daha rahatlar diye ümit ediyordum ama gelmedi. Gücünü gösterdi aslında piyasa. Bankacılık sektörü hisseleri ve birkaç tane daha holding ve ulaşım sektöründe belirgin bir hareketlilik dikkat çekiyordu. Tabii burada önemli durum, bu hafta olacak halka arzlardan kaynaklı olarak salı gününün artı kapatması sebebiyle çarşambanın çarşamba dolaşması ihtimali. Bugün çarşamba. Bugün bir miktar satış gelme olasılığı yüksek. Hem halka arzlardan dolayı hem kredi maliyetlerinden dolayı bir miktar satış gelecektir. Ancak tabii direkt satışa başlayacağımızı sanmıyorum. Daha önce gördüğümüz, yani pazartesi gördüğümüz zirve olan 9400 yeniden test edilmesi, hatta belki üzerine görülmesi olasılığı var. Sonrasında bir miktar satış olma ihtimali var. Satışında büyük ihtimal öğleden sonra gelme ihtimali daha kuvvetli. Bu satış piyasayı eksi kapatabilir bugün. Ama dediğim gibi geri çekimler 9050-9000 seviyesine kadar geri çekilme bence ana trendi büyük bir bozulmaya neden olmayacaktır. Ama 9000'in altına gelir, 8700'leri konuşmaya başlarsak o biraz riskli bir bölüm. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla oranın altına gelebilecek bir yapı yok. Ben 9200 seviyelerinde konsolide olacağını, oraların altına gelmemeye çalışacağını, çünkü 5 günlük ortalamaya tutunmaya çalıştığını gözlemliyorum endeksin. Yani bu demektir 9344 kapandığımıza göre 100 puanlık bir düşüş bugün itibariyle olması muhtemel bir düşüş. Çok önemli değil. Endeksi dediğim gibi hep söylüyorum bir kenara bırakın. Endeks senetlere bakın. Diğer bir durum da biliyorsunuz yarın PPK toplantısı var Merkez Bankası'nın. Bu toplantıda faizle ilgili karar ne çıkacağı demin Emre Hocam çok güzel anlattı. Ama demin Hakan Bey siz de sordunuz.
faizi arttırsa bile ki değişiklik vermiyor. Gecelik olarak likitte bolluğu hala devam ediyor. Ben EVDS bu sabah da baktım. 220 milyar TL dün gece itibariyle %45 faizle Merkez Bankası depo edilmiş. TLRF'te yani gecelik olarak fonlama referans fiyatı da %45'in altında bir rakam çıkmış ki likitte ne kadar bol olduğunu gösteren bir durum. Mevduat faizleri dediğiniz gibi 44'ler 43'ler civarında o da bulabilirsiniz. 50'ler ben de göremedim keşke olsa ama yok çünkü likitte fazla. Ve 44'ün de doğal olarak siz stopajını düştüğünüz zaman elinize geçecek rakam 41'ler civarında. Yani bu arada mevduat yapmak yerine gecelik bankaların likit fonlarını alsanız ki likit fon sıralamasına girdiğiniz zaman bankaların aracı kurumların ve bankaların diyeyim daha doğrusu likit fonlarda zaten toplam getirinin %43'leri 44'leri bulduğunu görebiliyorsunuz ve bu gecelik olarak. Bunu bileşik olarak gittiğiniz zaman da aylık bazda %45'i bile geçen rakamlar söz konusu olabiliyor. O yüzden likit fonlar daha aktif şu anda. Bunu özellikle bir not olarak düşmek lazım. Peki ne olacak bugün? Dediğim gibi borsada bugün bir miktar satış önce yukarı sonra satış gelme ihtimali var ve yurt dışında da en önemli beklentimiz Nvidia bilançosu. Nvidia bilançosunu dün piyasa yurt dışı çok net şekilde bekledi. Amazon biliyorsunuz Dow Jones endeksine giriyor. Pazartesi günü itibariyle haftaya çok şenlikli olacak. Walgreens o eczacılık perakende eczacılık şirketi endeksten çıkıyor. Yerine Amazon giriyor ve Bezos'un satışları sonrasında Bezos'un satışlarını bitirdiğini açıkladı. Haftaya Amerikan piyasalar oldukça şenlikli olur gibi görünüyor. Bugün de Nvidia bilançosundan dolayı çok oynak olacaktır. Gün sonu kapandıktan sonra gelecek bütün piyasa yurt dışında onu bekliyor. Genel itibariyle baktığınız zaman da ben endekste dolar bazında 310 dolar civarlarının hala kritik olduğunu söylüyorum. Buraya geldiği zaman dinlenme miktar geri çekim olasılığına karşı endeks senetlerinde oldukça prim yapan senetlerde bir miktar nakite geçmenin psikolojik olarak da bizi rahatlatacağı fikrindeyim. O yüzden bir görmek lazım. Son olarak da şunu ekleyeyim. Biliyorsunuz 12 aylık bilançolar muhasebe sistemi değişikliği sebebiyle enflasyon muhasebesine tabi tutacak stokları vesaire. Bayağı karmaşık bir hesap. Bu karmaşık hesap sebebiyle Nisan sonuna kadar bilançoların gönderilmesi ertelendi. Bu da işte burada mesela 2022 ile 2023'ün 9. ay arasındaki karı çok iyi olan şirketlerin bu muhasebe sistemiyle bir anda inanılmaz kötü olduğunu görebiliriz. Ya da inanılmaz iyi olduğunu görebiliriz. Bu hesaplamalardan dolayı. O yüzden bu oynaklık Mart ayı boyunca çok artacaktır. Belki bu ay sonuna kadar olmaz çünkü vade geçişleri var. Vadeli kontratlar haftaya sonlanıyor. Ondan dolayı çok büyük endeks hareketlik olmaz ama Mart başına itibaren bunların yoğunluğunu göreceğiz. O yüzden buraya dikkat çekmek lazım. Yani özetle söylediğim şu, evet güzel bir havadayız. Bir miktar daha borsa gidecek gibi görünüyor. Ama bir miktar öyle çok yüksek bir miktar olduğunu düşünmüyorum. Ben şu anda maksimum bizim arkadaşlarımız yaptığımız analizlerde şu kısa vadede 9600-9700 seviyesi maksimum seviye gibi görüyorum ben. Endeks için söylüyorum, tekrar ediyorum. Altını çize çize. Oralardan bir geri çekme ya da yataya girme olasılığı var. Bunu özellikle vurguluyorum. O yüzden yatırımcılar endekste etkileşimi yüksek olan senetlerde pozisyonları varsa yavaş yavaş nakite geçmeleri psikolojilerini rahatlatacaktır. Endeks dediğim gibi çökmeyecek ama senet bazlı hareketlere doğru biraz daha odaklanmak lazım diyorum. Çok vaktim kalmadı ama bir izleyicimizden soru iletmek istiyorum size. Onaylanan yeni halka arzlar likidite sorununa yol açıp piyasanın fiyatlaması da etki edebilir mi diye sormuş izleyicimiz. Ne dersiniz? Ediyor. Pazartesi bunu bir miktar gördük. Bugün de bir miktar daha göreceğiz gibi görünüyor. 4,5 milyar TL halka arz baktığınızda az bir rakam değil. 4,5 milyar TL kabaca baktığınızda 150 milyon dolar civarında yapar. Yani piyasada 200 milyon dolar, 150 milyon dolar bunlar büyük rakamlar. Piyasada çünkü yabancı yatırımcı istenildiği kadar yok. Bu yüzden de yerli yatırımcı kredilerle götürüyor bu piyasayı. O yüzden bu talep olacaktır bu halka arzlara. Bu da bir miktar para çıkışına neden olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağ olun Nuri Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler olsun. Yatırım Finansman.